Evren büyük bir patlamayla yokluktan var olmuştur. Bu patlamanın ilk anından itibaren oluşan bütün parçacıkların ve meydana çıkan bütün kuvvetlerin büyük bir uyum ve denge içinde dağılması sonucunda evrenin şu anki kusursuz sistemi oluşmuştur. Evreni inceleyen bilim adamlarının çoğu zaten sonsuzdan beri var olan bir maddeler bütünüyle karşı karşıya olduklarını sanıyor ve evren için bir yaratılış yani başlangıç olduğunu akıllarından bile geçirmiyorlardı. Ancak 1929 yılında gözleme dayalı bir delil bilim dünyasında aslına bomba gibi düşecekti. ...1929'da Kaliforniya Mount Wilson gözlem evinde Amerikalı astronom Edwin Hubble astronomi tarihinin en büyük keşiflerinden birini yaptı. Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken yıldızların uzaklıklarına bağlı olarak kızıl renge doğru kayan bir ışık yaydıklarını saptadı. Bu buluş o zamana kadar kabul gören evren anlayışını temelden sarsıyordu. Hubble'ın yaptığı gözlemlerden ortaya çıkan sonuç gök cisimlerinin birbirinden uzaklaştığını gösteriyordu. Çok geçmeden önemli bir şeyi daha buldu. Yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil, birbirlerinden de uzaklaşıyorlardı. Her şeyin birbirinden uzaklaştığı bir evren karşısında varılabilecek tek sonuçsa evrenin genişlemekte olduğuydu. Hubble'ın ortaya koyduğu evrenin genişlediği gerçeği kısa bir süre sonra yeni bir evren modelini doğurdu. Evren genişlediğine göre zamanda geriye doğru gidildiğinde çok daha küçük bir evren, daha da geriye gittiğimizde tek bir nokta ortaya çıkıyordu. Yapılan hesaplamalar evrenin tüm maddesini içinde barındıran bu tek noktanın korkunç çekim gücü nedeniyle sıfır hacme sahip olacağını gösterdi. Evren sıfır hacme sahip bu noktanın patlamasıyla ortaya çıkmıştı. Bu patlamaya Big Bang dendi ve bu teoride aynı isimle bilindi. Big Bang'in gösterdiği önemli bir gerçek vardı. Sıfır hacim yokluk anlamına geldiğine göre evren yokken var haline gelmişti. Buysa evrenin bir başlangıcı olduğu anlamına geliyor ve böylece materyalizmin evren sonsuzdan beri vardır varsayımını geçersiz kılıyor. Big Bang bilim adamlarının hesaplamalarına göre günümüzden yaklaşık 17 milyar yıl önce gerçekleşti. Şu an evreni oluşturan maddenin tümü yoktan var edildi ve olağanüstü bir denge içinde şekillendi. 1948 yılında George Gamow adlı bilim adamı Big Bang'e bağlı olarak yeni bir tez ortaya sürdü. Buna göre evrenin büyük patlamayla oluşması durumunda Big Bang'den sonra da bir radyasyonun oluşması gerekiyordu. Bu büyük patlama tüm evrende olduğu için oluşan radyasyon da tüm evrende ve eşit oranda dağılmış olmalıydı. Olması gereken bu kanıt çok geçmeden bulundu. 1965 yılında Arno Penzias ve Robert Wilson adlı iki araştırmacı bu dalgaları bir rastlantı sonucunda keşfettiler. Saptanan bu radyasyon uzayın belli bir tarafından gelen radyasyondan farklıydı. Diğerleri gibi belirli bir kaynağı yoktu. Evrenin tümüne dağılmış bir radyasyondu. Bu radyasyonun Big Bang'in ilk dönemlerinden kalma olduğu ortaya çıktı. Penzias ve Wilson Big Bang'in bu ispatını deneysel olarak ilk gösteren kişiler oldukları için Nobel ödülü kazandılar. Big Bang'in bu zaferiyle birlikte materyalist düşüncenin temeli olan sonsuz evren kavramı da tarihe karışmış oluyordu. Peki o zaman Big Bang'den önce ne vardı ve yok olan evreni büyük bir patlamayla var hale getiren güç neydi? Elbette bu soru materyalistlerin kabul etmek istemedikleri bir gerçeği, yani yaratıcının varlığını göstermektedir. Ünlü ateist felsefeci Anthony Flew bu konuda şunları söyler. İtiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım. Big Bang modeli bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir. Çünkü bilim dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir. Evrenin bir başlangıcı olduğu iddiasını. Ben hala ateizme inanıyorum ama bunu Big Bang karşısında savunmanın pek kolay ve rahat bir durum olmadığını itiraf etmeliyim. Kendisini ateist olmak için körü körüne şartlandırmayan pek çok bilim adamıysa bugün evrenin yaratılışında sonsuz güç sahibi bir yaratıcının yani Allah'ın varlığını kabul etmiş durumdadır. Örneğin ünlü Amerikalı astrofizikçi Hugh Rose evrenin yaratıcısının tüm boyutlarının üzerinde olduğunu şöyle açıklar. Zaman olayların meydana geldiği boyuttur. Eğer madde patlamayla birlikte ortaya çıkmışsa o zaman
evreni meydana getiren nedenin evrendeki zaman ve mekandan tamamen bağımsız olması gerekir. Bu bize yaratıcının evrendeki tüm boyutların üzerinde olduğunu gösterir. Aynı zamanda yaratıcının bazılarının savunduğu gibi evrenin kendisi olmadığını ve evreni kapladığını, sadece evrenin içindeki bir güç olmadığını kanıtlar. Günümüzden tam 14 asır önce, insanların evrenle ilgili bilgilerinin son derece kısıtlı olduğu zamanlarda, Kur'an-ı Kerim'de aynı Big Bang teorisinin ortaya koyduğu gibi, tüm evrenin çok küçük bir hacimde, bir aradayken ayrılıp genişlemesiyle ortaya çıkmış olduğu bildirilmiştir. Enbiya suresinde, "O inkar edenler görmüyorlar mı ki başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişikken biz onları ayırdık" ifadesi bu gerçeği işaret etmektedir. Kur'an'da bildirilen bir başka gerçekse, bilim tarafından ancak 1920'lerin sonunda fark edilen evrenin genişlemesi gerçeğidir. Hubble'ın yıldızların ışık tayflarının kızıla kaymasını fark etmesiyle ilk kez ortaya çıkan bu gerçek, Zariyat suresinde şöyle bildirilir. "Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz." Sonuçta modern bilimin bulguları bir yandan materyalist dogmayı geçersiz kılarken, öte yandan da Kur'an ayetleriyle haber verilen gerçekleri bir kez daha ortaya koymaktadır. Evren materyalistlerin sandığının aksine maddenin içindeki bir takım tesadüflerle değil, Allah'ın yaratmasıyla var olmuştur ve Allah'tan gelen bilgi kuşkusuz evrenin kökeni hakkındaki en doğru bilgidir. Burası Mastermind Akademi. İzlediğiniz için teşekkürler.